Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'in dördüncü nüktesi. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yeşâ hareketi fıtri olarak arzu eder. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise bütün gasibane, hırsızcasına nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memluktur. Hür değil, abddir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzib ahlakına, ahlakının süslenmesine ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi, başına buyruk hareketlerden vazgeçmesi cihetinde baktığı noktasındaki çok hikmetlerden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Nefsi insaniye, insanın nefsi kendini gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hassiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu görmez ve görmek istemez. Yani insanın mahiyetinde hassiz aczi var, nihayetsiz fakrı ve gayet derecede kusurlu. Yani insan aciz, fakir ve kusurdan mürekkep olmasına rağmen bunu insanın nefsi görmez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz, hem ne kadar zayıf ve yok olmaya maruz, zevale maruz ve musibetlere hedef olduğunu, belalara, musibetlere hedef olduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. İnsan son derece zayıf, her türlü tehlikeye karşı açık. Bunlara karşı koyacak gücü yok. Ama gafletle bunu görmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, adeta çelik gibi sağlam bir vücudu var gibi, layemutane, ölümsüzcesine kendini ebedi tahayyül eder, kendini ölümsüz hayal eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ile, tamah ile, şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Yani ölümsüzmüş, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya nimetlerinin kendisinin olmasını ister. Ve her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur, hem neticeyi hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Ahlak-ı seyyye içinde yuvarlanır. Yani insan şiddetli hırs ve tamah ile
dünyada muhabbetine ki lezzetli, lezzetli ve menfaatli olan şeylerin peşine düşer, onları kendisinin olmasını arzu eder. Neticenin ne olacağını da düşünmez. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere, Ramazan'daki oruç en gafillere, mütemerritlere, inatçılara zaafını ve aczini ve farklarını ihsas ediyor. Hissettiriyor. Yani sen acizsin, fakirsin, zayıfsın. Oruç bunu en inatçı insanlara da hissettiriyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Zayıf vücudu, vücudunun da zayıf ne derece çürük olduğunu anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Ne kadar merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu anlar. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemale acz ve fakr ile dergah-ı ilahiye ilticaya bir arzu hisseder. Nefsin firavunluğunu yani kendini büyük görmesi bırakıp kemale acz, tam bir acziyet ve fakr ile dergah-ı ilahiye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise, demek ki oruç tutan adam ihtiyaçlarını gideremediği için muhtaç olduğunu ve Allah'ın emri olmadan o nimetleri elde edemeyeceğini nefsine hatırlatıyor ve diyor ki bak sen kulluk etmek mecburiyetindesin. Rabbine kul şükretmek mecburiyetindesin diye ne yapıyor? Nefsin mevhum rububiyetini kırıyor. Altıncı nükte, Ramazan-ı Şerif'in siyamı, orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihette, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesine baktığı cihette ve Ramazan-ı Şerif'in Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğunu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzul zamanı olduğu cihetle çok hikmetlerinden birisi şudur ki yani Ramazan'da inmesinin hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehr Ramazan'da nüzul etmiş, madem Ramazan ayında inmiş, o Kur'an'ın zamanın nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vazifesine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitab-ı ilahiyeyi güya geldiği anın nüzulde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü işliyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim ezeli'den dinliyor gibi bu kutsi halete mazhar oluyor. Evet, Kur'an-ı Hakim madem
Şehr Ramazan'da, Ramazan ayında nüzul etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiş. O Kur'an'ın zamanı nüzulünü istizhar, hazırlama, hatıra getirme ile, yani Kur'an'ın indiğini hatırlama ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek, onu güzel karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacatı süfliyesinden, yani nefsin süfli ihtiyaçlarından, malayaniyat, boş şeylerden, halattan, boş malayaniyat, boş işlerden tecerrüt edip, sıyrılıp ve ekl ve şürbün, yeme ve içme gibi, yeme ve içme gibi içmeyi terk ile melekiyet vazifetine benzemek. Yani Ramazan'da oruç tutan bir insan yemeden, içmeden uzaklaşınca melek gibi o vaziyet alıyor. Meleklik vazifesi, vaziyetini alıyor. Ve melekiyat vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi, diğer taraftan da o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın nüzulünde dinlemek. Hitabat-ı ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın hitabını, gelen hitabını nüzul anında olduğu gibi dinlemek. Ve hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi. Yani burada kendimizi sahabelerin yerine koyup doğrudan doğruya Resulullah'ın ağzından işitiyor gibi dinlemek. Belki ikinci şık, Hazreti Cebrail'den, burada da Cebrail'den peygamberimiz aldığı için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dinlediği gibi dinlemek. Belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi doğrudan doğruya bu ezeli kelam sahibi olan Allah'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar oluyor. Yani doğrudan doğruya Allah'a muhatap olduğunun idrakinde olarak onun huzurunda onun kelamını dinlemek ve Kur'an'ın hikmeti nüzulünü, Kur'an'ın indirilmesinin hikmetini bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Burada da Üstad Hazretleri bir benzetme yaparak alem-i İslam'ı büyükçe bir mescide benzetiyor. Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzulara işittiriyorlar. Yani hafızlar ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyanlar her tarafını, kainatın her tarafında hiç susmadan devam etmektedir. Yani ezanlar bakın hiç susmuyor. Namazlar susmuyor, durmuyor. Secdeler hiç durmuyor. Hepsi devamlı. Biri rükuda, biri secdede, biri kıyamda olmak üzere Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar, ona şükrediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim de böylece hiç susmadan daima her tarafa işittiriliyor. Ve her Ramazan Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil-Kur'ân. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil-Kur'ân. Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakara Suresi 185. Ayetinin nurani parlak bir tarzda gösteriyor.
Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, o büyük cemaatin diğer efratları, fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Demek ki Kur'an'ı iki şekilde, bir kendi okuyarak, iki dinlemek yoluyla. Okumak sünnet, dinlemek farzdır. Şöyle bir vaziyette ki bir mescidi mukaddeste nefsi süflinin hevesatına, süfli nefsin istek ve arzularına tabi olup yemek, içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedefse, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler de o derece umum, o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler. Demek ki o mescitte Kur'an okunurken nasıl ki yeme içme iyi karşılanmıyorsa, alem İslam'ı bir mescit olarak gösteren, tasvir eden üstadımız, bütün mahlukat Allah'a ibadet ederken ve müminler oruç tutarken orucu yemek ve içmek, onlara haline zıt hareket etmek ne kadar nefret etmeye, o hale ne kadar çirkin düşer. Evet, Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet etmek, oruç tutanlara muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler. Yani alemi İslam'ın nefretine ve tahkirine de hedef olurlar. Yedinci nükte. Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev insanın kazancına baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan'ın siyamı, orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev insanı, insanın burada vazifesine ahiret için ticaret ve ziraat, yani ahiret kazancı elde etmek için gelen nev insanın kazancına baktığı cihetinden çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amel 1'e 1000'dir. Ramazan'da amellerin sevabı 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile, Kur'an-ı Hakim'in hadisin emriyle, sözüyle her bir harfine 10 sevap vardır. Yani hadiste bildirildiği gibi Kur'an harfinin her birine 10 sevap vardır. Hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Yani bir Kur'an'dan bir harf okuyan kimseye 10 sevabı, 10 hasenesi, 10 da cennet meyvesi var. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyla-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Kadir gecesinde 30.000 hasene sayılır. Yani bir harf 30.000. Evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveler Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Yani her müminin Ramazan'da okuduğu sevap, yapmış olduğu her bir harf 10 değil 1000'le çarpılıyor.
Kadir gecesine denk gelirse 30 bin oluyor. İşte gel, bu kutsi ebedi karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarete olduğunu anla. Yani böyle kıymetli bir ayın kıymetini bilmeyenler gerçekten ne kadar büyük bir zarar ettiğini anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticaret için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvi nema amal için bahardaki ma insandır. Güzel amellerin yetişmesi için nisan yağmuru gibidir. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Yani vazifesini yerine getirmek kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muhakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine, güya muhakkaten geçici olarak hayvaniyetten, canlılıktan çıkıp, yani ihtiyaç hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muhakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savm ile samadaniyete bir nevi aynedarlık etmektir. Samadaniyet, Cenab-ı Hakk'ın Samet ismi, her şey Samet olan Allah'a muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Savun da, oruçtan adam da nasıl ki ihtiyaç, bak, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yaşıyorsa, burada Allah'ın Samet ne aynedarlık oluyor. Samadaniyete bir nevi, bir çeşit aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde, kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder. Evet, Ramazan-ı Şerif bu dünyada fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür, ebedi baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eden, içine alan, tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömrü semeratını kazandırabilir. Yani bir Ramazan'da Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Ve 80 senelik bir ömrün meyvesini kazandırır. Leyla-i Kadir ise Nas-ı Kur'an'la 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Buna kesin bir delildir. Demek ki Ramazan bol miktarda kazanç elde etmek için kazanç elde etme yeridir. Zamanıdır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya da Cülûs-u Humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i sanatına mazhar, bazı günleri bayram yapar, raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Evet, nasıl ki bir padişah
devletin özel günlerinde veyahut tahta çıktığı günü veyahut milli bir gün bayram olarak ilan ettiği zaman onu o zaman fevkalade icraatı değiştirir. Yani en ami insan da o gün padişahı görebilir, sultanla görebilir, kapı açık olur. Sair zamanlarda görme imkanı olmayan. İşte bu Ramazan-ı Şerif'te böyle bir fırsattır. Öyleyse ezel ve ebed sultan olan o 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişana olan Kur'an-ı Hakim'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Şuradan bir daha alıyorum. Öyle de ezel ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, bakın 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişani olan Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Hakim 18 bin aleme bakıyor ve onların durumlarından haber veriyor. Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Yani onlarda 18 bin alemden haber veren Kur'an Ramazan-ı Şerif'te inmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem ki bu Ramazan'da Kur'an hakimindi, öyleyse onun bayram olması gerekiyor. Muktezai hikmetin gereğidir. Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı, özel bir bayramı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Yani bir derece başka boş şeylerle veya yeme içmeyle uğraşmayıp bir derece süfli ve hayvani meşgaleden insanları çekmek için oruca emredilecek, oruç tutmaya emredilecek. Ve o orucun en ekmeli ise, en mükemmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutmaktır. Demek ki sadece mide değil, göz, kulak, kalp, hayal ve fikir gibi cihazlara da oruç tutturmak. Yani muharremattan, haram kılınan şeylerden, malayaniyattan, boş şeylerden, boş şeylerle vakit geçirmekten, çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bu duygularla ilgili kendilerine mahsus ibadete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan ve gıybetten, mesela dilini yalandan ve gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Demek ki bakın dilin orucu neymiş? Yalandan, gıybetten, galiz tabirlerden, çirkin, kaba tabirlerden ayrılmakla ona oruç tutturmak. Ve lisanı ve dili tilaveti Kur'an'la, Kur'an okumakla ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek, mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz
ve Kur'an'ı dinlemeye sarf etmek gibi bir cihazatı da bir nevi oruç tutturmaktır. Kur'an'ı dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata, yani diğer duygulara da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani şunu diyebiliriz, mide gibi bütün organlarımıza, vücudumuzun bütün organlarına da oruç tutturabiliriz. Mesela elimizi haramda kullanmamak, helal şey yaptırmak, gözümüzü harama bakmamak, ağzımızı yalandan, dedikodudan veya her türlü kötülüklerden uzak, doğrudan doğruya Kur'an-ı Azimuşşan'ı ve hayırlı şeyleri söylemek. Böylece bütün duygularımıza, bütün organlarımızı Allah'ın huzurunda olduğumuzu hatırlatmak. Yani her halimizle, efalimizle İslam'ı, Kur'an'ı yaşamak. Ve zikir, tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Kur'an okumak, zikir etmek, tesbih yapmak, salavat getirmek, istiğfar etmek, tövbe etmek, yani yanlış, özür dilemek için şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, gözünü harama bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile onu tatile eşkal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Demek ki mide diğer duyguları beslediği için mide fabrikası oruçla terbiye edildiği, durdurulduğu zaman diğer cihazlar da ister istemez ne yapacaktır? Ona uyacaktır. Sekizinci nükte. Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyetine baktığı cihetindeki çok hikmetlerden bir hikmeti şudur ki insan en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben bir zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf, mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helalı terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyeti peyda eder, hayatı, maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok
kademeleri var. Hem o mide fabrikasının çok kademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çatlarının gürültüsü ve dumanıyla müşevveş eder. Nazara dikkatini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, kemale ermek için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Şuradan tekrar alıyorum. Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre, derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve acizini göstermekle ubudiyetini bilmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane, firavuncasına, firavun gibi kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar ondan kalır. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinden vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş, yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ente ve ma ente. Ben kimim, sen kimsin? Nefis demiş. Ente Rabbir Rahimu
ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. Ben senin aciz bir kulunum. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin. Salaten tekkunu leke rılgan. Ve lihakkihi eda'en bi adedi sevabil kıraatil hurufil Kur'an min şerr Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı adedince senin rızanın vasıtası onun üzerindeki hakkının ifası olacak salat ve selam eyle. Amin. İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü ve şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahir davamın elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.